Bu videoda sizinle beraber bu tatlı ay yapımını anlatacağım. Bunun için malzememiz, ben bunu yaparken şöyle Alize Cotton Gold pamuklu bir ip kullandım. İpime uygun bir tığ kullandım. Yani siz herhangi bir yün kullanıp ona uygun bir tığla çalışabilirsiniz. Benimki 2,5 milimmiş ama 3 ile de yapabilirdim bunu. Sonra biraz elyafa ihtiyacımız olacak. Elyafı tamamen sizin isteğinize göre koyuyorsunuz. Mesela buna az elyaf koydum. Buna biraz daha çok elyaf koydum. Yoksa ipi ve tığı aynı. Elyafı koydukça genişliyor. O yüzden de buna biraz daha az koydum. Bu daha ince bir ay oldu. Bu daha pufidik pufidik, daha büyük bir ay oldu. Bu da tamamen size kalmış. Bir de dikiş iğnesine ihtiyacımız olacak. Yün iğnesine. Neden? Çünkü eğer göz ve ağız yapmak istiyorsanız da böyle bir dikiş iğnesine ve siyah bir ip lazım. Bu da bir herhangi bir allık. Hemen yapımına geçelim. Ayımızı yapmaya sihirli halkayla başlıyoruz. Ne yaptım? Böyle aldım ipimi. Şöyle bir üçgen oldu. Üçgenin altından ipimi aldım ve bir zincir çektim. Böylece sihirli halkamız oldu. Şimdi bu sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağım. Halkanın içinden ipimi çekip ikisini birden çektiğimde sık iğne oluyor. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra şu ipi çekiyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum. İlk sık iğnenin tepesindeki şu V şeklinde olan yere batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Böylece ilk sıramı sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaparak bitmiş oluyor. Şimdi her bir sık iğnenin içine çift batacağım. 6 olan ilmek sayımı 12'ye çıkaracağım. Her bir sık iğnenin içine 2 tane sık iğne. 1 2 Şu an 4 tane oldu. Yanındakine geçiyorum. 5 6. aynı yere. Sonra yanındakine geçiyorum. 7 8 Yanındakine geçiyorum. 9 10. aynı yere. Yanındakine geçiyorum. 11 ve 12. İkinci sıramda sık iğnelerim bitti. Şu baştaki zincirden ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın ikinci sıramda bittim. Şu anda 12 tane ilmeğim var. Şimdi tekrar arttıracağım. Yine her birine çift batarak toplamda 24 sık iğnem olacak. Başlıyorum. Her bir sık iğneye çift. Bir, ikinci de aynı yere. Üçüncü yanına. Dördüncü aynı yere. Bu şekilde üçüncü sıramızı her birine çift batarak çift sık iğne yaparak bitirip geliyorum. Üçüncü sıramın son ikisini yapıyorum. 23 yine aynı yere 24'ü yaparak üçüncü sıramında sık iğnelerini bitiriyorum. Toplamda 24 tane sık iğnem oldu. Geliyorum yine baştaki zincire ilmek kaydırmayla üçüncü sıramı bitiriyorum. Şöyle ilmek belirleyici ya da bir parça ip kullanarak bu başlarını daha iyi takip edebilirsiniz.
Şöyle yapıyoruz onu da. Şu an dördüncü sıraya geçtim. Dördüncü sırada bir tek bir çift yapacağız. Yani bir ilmeğe bir sık iğne, yanındakine iki sık iğne. Bir sık iğne, iki sık iğne yaparak 36'ya çıkaracağız. İlmek belirleyici kullanarak nasıl yaparız? Bir zinciri çektikten sonra hemen ilk sık iğneyi yapmadan önce şöyle küçük bir ip koyarız ve onun üzerinden ilk sık iğnemizi yaparız. Hani bu sıraları takip etmekte zorlanıyorsanız böyle bir ilmek işaretleyici ya da bir parça ip kullanabilirsiniz. Bir tek, yanına bir çift. Böylece 36 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi bir tek yaptım, bir çift yaptım. Şimdi tekrardan bir tek yapacağım. Yanına bir çift. Bu şekilde sonuna kadar bir tek bir çift olacak şekilde örüp geliyorum. Son bir tek bir çifti beraber yapalım dedim. Bir tekimi yapıyorum ve sonuncu ilmeğime çift batarak bu sıramdaki arttırmayı da bitiriyorum. Toplamda 24 olan ilmeğimizi 36'ya çıkardık. Zaten ilmek belirleyici veya işte şu ipi koyduğunuz zaman biliyorsunuz ki artık sıranın sonuna geldim. Hemen şu ilmeğin tepesi bizim zincirimiz zaten. Buradan ipimi alıyorum, ilmek kaydırma yapıyorum, bir zincir çekiyorum ve bu sıramı da bitirmiş oldum. İpimi alıyorum. Şimdi son sıramı yapacağım. Yine buraya şöyle ipimi dayıyorum. Şimdi bu sırada iki tek bir çift yapacağız. Yani şu ilk ilmeğe bir sık iğne yaptık. İkinci ilmeğe yine tek. Şimdi üçüncü sık iğneye bir, aynı yere ikinci. Yani bir, iki tane tek. Üçüncü sık iğneye çift yaptım. Sonuna kadar iki tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. İki, şimdi çift. Yani aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ben bu sırayı da sonuna kadar geleyim, görüşelim. Yine son ilmekleri beraber yapalım. Bir tek, yanındakine iki tek, yanındakine çift. Bu son iki tek bir çiftimizdi. Zaten şu ipimize yaklaştık. Yani bir sonraki zaten yapamazsınız çünkü bir sonraki şey bu. Yani sıramız bitti. Ben yazılı tarifini de acemikuzu.com'a ekleyeceğim. Yorumlar açıklama kısmına da bırakacağım. Oradan hani yazılı tariften benim için daha kolay takip etmek diyorsanız oradan okuyabilirsiniz. Ücretsiz olacak o da. Şimdi geliyorum bu ilk yaptığımız zincirden ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi aslında örmemiz bitti. Şöyle katlayacağız. Bu kenarlarını kapatacağız. Kapatmaya yakında elyafını koyacağız ve ayımız bitmiş olacak. Şöyle tam ortadan katlıyorum. Şöyle. Ve şu son ilmeğimiz tam ortada kalacak. Bakın. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Şu V olan kısma. Sonra karşısındaki de ilk ilmeğe bütün V'yi alacak şekilde şöyle ipimi alıyorum. Burada ilmek kaydırma yapıyorum. Sıra yandakinde. Bak, şurası aldım. Karşıdan da aldım. İpimi aldım. İlmeğimi kaydırdım. Yanındakine, tekrar yanındakine. Çekerken net çekmeye dikkat etmek lazım. Yanındakine, tekrar yanındakine.
Bu şekilde şuraya kadar geleyim. Sonra beraber elyafını dolduralım. İlmek kaydırma ile buraları birleştirdim. Önemli olan karşılıklar. Yani sıradaki sık iğneler olmasına dikkat edelim. Şimdi azıcık bir elyaf kullanacağım zaten. Onu da şöyle açık bıraktım. Yani henüz dikmediğim yerden şöyle ittiriyorum. Bu size kalmış tabii. Az ya da çok doldurabilirsiniz. Bence bu yeterli. Sonra devam edeceğim içinde elyaf varken. Yine sıradaki ve sıradaki olarak ipimi alıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Yine yanındakiler. Böyle sonuna kadar geliyorum. Zaten sonlara yaklaştık. Evet. Şimdi karşılıklı ilmeklerimiz bitti. Son ilmeği de şöyle ortasından alıyorum. Ona da ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Sonra ipimi kesiyorum. Tığımdan çıkarıyorum. Elimle de şöyle ay formu haline getiriyorum. Şu fazla ipimizi saklayalım. Ay bitti. Bunu böyle işte göz, ağız yapmadan da kullanabilirsiniz. Ama beraber gözlerini de yapalım. Ben şöyle tokaya yapıştırdım. Bu güzel oldu. Bir de şöyle ucundan ipimi ekleyip zincir çekerek şöyle anahtarlık veya işte asmak için dekoratif amaçlı kullanılabilir. Hatta şöyle güneş ve ay da yaptım. Bunların yapımları da gelecek. Hatta çekilmiş olursa videolarını yukarıya açıklamaya da eklerim. Böyle üçlü bir kombinle anahtarlık olarak veya işte çanta süsü olarak da kullanılabilir. Şimdi beraber bir gözünü ağzını nasıl yapıyoruz ona bakalım. Şöyle bir yün iğnem var. Biraz da siyah ipe ihtiyacım var. Azıcık bir ip yeterli zaten. Gözün durmasını istediğim yer neresi? İşte şuralar filan. Arkadan bir yüzünü seçiyorum. Fark etmez, ikisi de aynı zaten. Şöyle arkadan batıyorum. Hizasına gelecek şekilde dümdüz bir göz olacak bu. O yüzden şöyle iniyorum. Şöyle. Sonra ağız için. Gözü tamamlayıp ağız için çıkıyorum. Güler yüzlü bir ay olması için ipimi böyle tutuyorum. Karşısına batıyorum ve tam orta noktadan tekrar çıkıyorum. Çünkü gülsün istiyorum. Böyle olsun istemiyorum. Mutsuz bir ay olsun istemiyorum. Onu nasıl yapıyorum? Şöyle aşağı doğru çektiriyorum. İpi buradan çıkarmıştık ya. Aynı yerden tekrar batıyorum ve yine aynı yere çıkıyorum. Şöyle oluyor yani. Güler yüzlü bir ay olmuş oluyor. İpimi şurada bağlıyorum. Çok da çekmiyorum ki, çok çekersem çünkü ön tarafı bozabilirim. Fazla ipimi alıyorum. Şöyle. Şöyle içine doğru çekiyorum. Ve
Ayımız, ayı, ay, güler yüzlü bir şekilde hazır oluyor. Bir de böyle şeyler için kullandım. Şöyle kırmızı bir allığım var benim. Şöyle de bir fırça. Geliyorum. Şöyle yanaklarına pıtış pıtış. Ve böylece güler yüzlü, mutlu bir ay oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.